Valla siyasette değil, bu dünyada kadın olmak aslında başlı başına zor. Şu anda sadece Türkiye'de değil, dünyanın birçok yerinde kadın karar verme mekanizmalarında yeterli sayıda değil. Bugün 8 Mart Dünya Kadınlar Günü. İl Genel Meclisi'nde görev yapan iki siyasetçi kadınla siyasete kadın olmayı konuştuk. CHP İl Genel Meclis üyesi Çiğdem Gegeoğlu, siyasette kadın sayısının az olduğunu ifade ederek, "Siyasette değil, dünyada kadın olmak çok zor. Kadınların toplumda artık temsiliyetini sağlamak zorundayız" şeklinde konuştu. Valla siyasette değil, bu dünyada kadın olmak aslında başlı başına zor. Bir de 8 Mart aslında Kadınlar Günü değil, mücadelenin günü. Bunu çok da anlatamadık. Her zaman kutlamalarla geçiyor ama 8 Mart aslında kadının mücadelesinin günü. Maalesef geldiğimiz noktada çok keyifli değiliz. Özellikle siyasete baktığınızda işte seçme seçilme dediğimiz şey maalesef sadece seçme kısmında kalabilmiş. Seçilme kısmına maalesef kadınlar daha geçememişler. Hem kendi şehrimizde hem de ülkenin geneline baktığınızda maalesef ki 1930'lardan bu yana geldiğimiz tablo çok acı. Hem mecliste hem milletvekilleri durumunda sadece seçilmeyi bırakın, atanan kadrolarda da kadın çok zor. Ama siyasete gelirseniz işte iş orada birazcık daha zorlaşıyor ve biraz daha sıkıntıya giriyor. Çünkü toplumun kadına biçmiş olduğu bazı görevler de var. Anne olmanız gerekiyor. Evde işleri takip etmeniz gerekiyor. Eş olmanız gerekiyor. Ama bunun bir de dışında sahada mücadele vermeniz gerekiyor. Ama görülüyor ki bunu birçok kadın arkadaşımızın başardığı gibi, evet zor ama kadın için zor diye bir şey de yok. İstediğimizde biz bunu başarabiliyoruz, yapabiliyoruz. Ve o yüzden ben tüm kadınlarımıza özellikle karar mekanizmalarında sadece siyasette değil, devlet memuru da olabilirsiniz. Ya da bir dernekte de yer almak isteyebilirsiniz. İlla siyasi makamda değil ama kadınların toplumda artık madem %50-50'yiz, 50 anlamında %50 ile temsiliyetini sağlamak zorundayız. AK Parti Edirne İl Genel Meclis üyesi Melek Uzgör, mahalle ve köylerde muhtar sayısının az olduğuna dikkat çekerek, "Sadece Türkiye'de değil, dünyanın birçok yerinde kadın karar verme mekanizmalarında yeterli değil. Siyasette kadınların sayılarının artmasını bekliyoruz." diye konuştu. Şu anda sadece Türkiye'de değil, dünyanın birçok yerinde kadın karar verme mekanizmalarında yeterli sayıda değil. Evet, son 5 yıldan beri bir yükseliş göstermekte ama karar verme mekanizmalarının artması gerekiyor. Örneğin yaşadığımız ilimizin merkezinde 24 mahallemiz var mevcut. Orada halen bir tane tek kadın muhtarımız var. Bu batıya yakın bir il olarak ya da yaşadığımız şehrin sosyoekonomik durumları neticesinde sayı çok az ve bu dönem seçilmiştir kendisi. Ayrıca Edirne merkeze bağlı olan köylerimizde de tarımsal alanda kadınların çok aktif olmalarına rağmen hala köyümüzde bir kadın muhtarların olmaması çok üzücü. Bugün Cumhuriyet tarihinden beri ilk kez Edirne İl Genel Meclisi'nde iki bayan yeni seçilmiş olarak görevimizi yapmaya çalışıyoruz. Evet, köyde, kırsal alanda bu işleri kadınların daha zorlanarak yapacağını söylediler ama maalesef ki tarımsal bölge olan Edirne'mizin köylerinde kadınlar çok daha fazla tarlada, tabada, ekonomik katkıda bulunmaktalar eşlerine. Bu yüzden de sayıların artmasını bekliyoruz.